Bugün göz kapağını anlatalım mı hastalarımıza? Bugün göz kapağını anlatalım. Soru cevap şeklinde mi yapıyoruz yoksa ben anlatıyorum? Yok, önce bir anlatalım konuyu hastalarımıza, sonra soru cevap da Göz yapalım diyoruz. kapağı estetiğini ikiye ayırmak mümkün. Alt göz kapağı ve üst göz kapağı diye. Genellikle üst göz kapağı daha sık uyguladığımız bir yöntem ama hastanın alt göz kapağında da sıkıntıları mevcutsa ona yönelik de işlemleri hepsini birlikte yapabiliyoruz. Üst göz kapağından bahsedeyim istersen bugün. Üst Evet. göz kapağında daha çok hastalarımız gözlerim düştü, sarktı, yorgun gözüküyorum gibi ifadelerle bize başvuruyor. Burada muayenede özellikle baktığımız nokta deri sarkıklığı mı ön planda yoksa bir gün içerisinde değişim gösteren ödem mi ön planda yoksa göz kapağı düşüklüğü, gerçek göz kapağı düşüklüğü de mü daha çok ön planda ya da bu da eşlik ediyor mu diye önce bir bunları tespit etmemiz gerekiyor. Muayenemizi detaylı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında mevcut durumla ilgili bilgilendirmeyi yaptıktan sonra üst göz kapağı ameliyatı lokal anestezi altında yapılabilen bir ameliyat. Zaten hastanın mevcut durumu da buna el veriyor ise lokal anestezi altında yapmayı tercih ediyorum. Genellikle bu ameliyatlarda minik göz kapağı düşüklükleri de düzeltmek için hastayla konuşmak ve çeşitli gözünü açık kapa gibi telkinlerde bulunarak bu göz kapağı düşüklüğünün ayarını da yapmak daha rahat ve Bir mümkün şey oluyor. sorabilir miyim ben? O Evet. göz kapağı düşüklüğü derken aradaki farkı hasta kendinde nasıl ayırt edecek, öyle bir problem Göz kapağı olduğunu? düşüklüğü şöyle fark edilebilir. Eğer tek göz kapağındaysa bir üst göz kapağının bir hizası ile diğer üst göz kapağının hizası aynı değildir. Bir taraftaki birazcık daha düşüktür diğerinden. Yani üst göz kapakları aynı seviyede bulunmazlar. Dolayısıyla hafif formlarında fark edemeyebilirler ama ileri formlarda bunu da fark edebilirler. Bu deri fazlasıyla birlikte olabilir de olmayabilir de bu tamamen farklı bir konu zaten. Gerçek göz kapağı düşüklüğü, blefaropitoz dediğimiz bir hadise. Onun da tedavisi daha ince ve daha detaylı bir tedavisi ama biz bu ameliyatlarda lokal anestezi altında yaparken bu işlemi de yapabiliyoruz. Ve hem göz kapağı estetiğini hem de göz kapağı, gerçek göz kapağı düşüklüğünü ortadan kaldırabiliyoruz. Ameliyat süresi, işlem süresi yaklaşık 45 dakika civarında bir uygulama zamanı olur. Bu uygulamada deri altındaki kas bir miktarda kas alınmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Alındıktan sonra üst göz kapağında bulunan yağ yastıkçıklarına uygun hangi işleme uygun ise ona yönelik uygun müdahaleyi yapıyoruz. Özellikle medial yağ yastıkçığı en içerideki yağ yastıkçığı da belirginlik olabiliyor. Bunu da yine bu işlem esnasında çözmemiz mümkün. Ben dikişleri kalıcı dikiş olarak kullanmıyorum. Eriyen gerekirse birkaç tane içeriye deri altına, cilt altına dikiş koyduktan sonra 5 ila 7. günde alınacak çok ince bir iple ameliyatını, dikişlerini tamamlıyorum. Böylelikle izin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Benim kendi kanaatim ve tecrübelerim de bu yönde. Dolayısıyla yaklaşık 1 saatlik bir ameliyat sonrasında hasta rahatlıkla evine gidebilir. Gözleri kapanmıyor hiçbir şekilde. Kapatıp herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ama araba sürmesini de tavsiye etmiyoruz hastaya. Onun dışında bir hafta sonra 5 ila 7. günde dikişlerini alıyoruz. Bu süreç zarfında göz kapaklarının üst göz kapağı ve işlem yapmasak dahi alt göz kapağında bantlı olarak tutmayı tercih ediyoruz ama sıkıntı olursa bu bantları da daha erken çıkartmak mümkün. Bu göz kapağı ameliyatlarında işte şişme, morarma,
Olabiliyor. Öyle çok rastladığımız bir şey de değil ama kişisel faktörlere de bağlı olarak, kullanılan ilaçlara da bağlı olarak az ya da çok olabiliyor. Bu fazla miktarlarda olursa alt göz kapağına da hiçbir işlem yapmasak bile alt göz kapağına da minik bir şekilde yayılabiliyor. O bantları koymamızın bir sebebi de o fazla morlukların hem fazla olmasını hem de şişmeyi engellemek açısından. Zaten yaklaşık 6-7 gün sonra o bantları çıkarttığımızda hemen hemen herhangi bir morlukta, şişlikte çok kalmıyor. Gerçi şişlikte kalmıyor desem de göz kapağının önemli, göz kapağının oturması dediğimiz süreç ilk zaten birkaç haftada ödemlerin birçoğu gider ama tamamen gitmiş olması için 3-6 aylık tam oturmuş dememiz için 3 ay 6 ay gibi bir zaman periyoduna ihtiyaç var. Kabaca üst göz kapağı için söyleyeceklerim bunlar. İzler tabi oldukça iyi oluyor bu göz kapağı ameliyatında. Tam göz kapağı oluna ya da kıvrımına oturtuyoruz bu izleri. Yaklaşık birkaç ay sonra belli olmayacak şekilde iyi derecede iyileşiyor. Hastaların son derece yüksek memnuniyetinin olduğu bir ameliyat. Kişiyi daha canlı, daha genç, daha diri gösteren ve lokal anestezi altında yaklaşık bir saat içerisinde yapılabilen bir ameliyat. Alt göz kapağı estetiğinden biraz bahsedeyim. Alt göz kapağı estetiğinde önümüze iki tane önemli faktör ya da bulgu çıkıyor. Birincisi alt göz kapağındaki deri fazlalığı, ikincisi de alt göz kapağındaki herniye olmuş ya da fıtıklaşmış dediğimiz yağ torbalarının oldukça üst göz kapağına göre belirgin olması alt göz kapağında. Aynı zamanda bunu eşlik eden göz kapağı laksiteleri, yani göz kapağı gevşeklikleri de bunlara, alt göz kapağı gevşeklikleri de bunlara eşlik edebilir. Ya da daha genç yaşlarda bunu görmekle birlikte hastanın deri fazlası yok ama genellikle işte genetik olarak olabileceğini söyleyebildiğimiz yağ torbalanmaları, fıtıklaşmaları olan hastalar olabiliyor. Her ikisinde de değişik bir yaklaşımla da bulunmak gerekiyor. Eğer hastanın deri fazlası yok, cilt sıkı, yani göz kapağında gevşeklik yok ama yağ torbalanmaları alt göz kapağında mevcutsa, o zaman göz kapağın içinden transkonjüktival denilen bir ameliyat yöntemini seçiyorum. Böylelikle kirpik altında herhangi bir iz olmadan, daha doğrusu gözün görünen hiçbir iz olmadan bu ameliyatı yapmak mümkün. Tabii ki uygun hastalarda. Ama hastanın hem fıtıklaşmış yağ torbaları var ise, hem de deri fazlası var ise, hem de göz kapağında gevşeklik var ise, o zaman kirpiklerin 1-2 mm altından yapılan bir kesiğiyle hem deri fazlasını oradan alabiliyoruz, hem fıtıklaşmış yağların fazlasını alıp fıtıklı diye söylüyorum artık ama oradaki septum dediğimiz bölümü sıkılaştırıp tekrar herniye olması, fıtıklaşmasını engelleyici işlemler yapıyoruz. Hem de göz kapağındaki oluşan gevşekliği ortadan kaldırmaya yönelik ameliyatları yapıyoruz. Bu ameliyatlarda son zamanlarda popüler olan işte badem göz, kedi gözü, sevgili Ufuk Askeroğlu'nun da popüler ettiği Bella Eyes denilen işlemleri de bu hem alt üst göz kapağı estetiği hem üst göz kapağı estetiğinde ek olarak prosedürlere ek olarak yapmak ve daha atraktif bir görünüme sahip olmak da mümkün olabiliyor. Kantopeksi dediğimiz bu işlem dış taraftaki göz kapağının birleştiği bölgeyi, gözlüğü çıkararak gösterebilir miyiz? Göz kapaklarının dış tarafta birleştiği bölgenin iç tarafta birleştiği bölgeden 1-2 mm yukarıya olacak şekilde planlanmasıyla yapılır ve kantopeksi dediğimiz bu işlem ile hem daha atraktif bir görüntü sağlanabilir, hem de alt göz kapağı esnekliğini ortadan kaldırmak mümkün olabilir.
Dolayısıyla göz kapağı çevresi estetiği dediğimizde üst göz kapağına yönelik estetik cerrahi işlemler, alt göz kapağına yönelik cerrahi işlemler ve göz kapağının dış tarafına yönelik cerrahi işlemlerin hepsini aynı işlem içerisinde uygulamak ve hastayı mevcut durumundan ya da şikayetçi olduğu durumdan kurtarmak bu ameliyatlarla mümkün olmaktadır. Bunlar peki lokal anestezi? İyileşme süresi, lokal anestezi, peki senin sorunu cevaplayayım. Sonra iyileşme süresine geçelim. Lokal anestezi, alt göz kapağı, ben alt ve üst göz kapağını birlikte yapacak isem ve başka işlemler de yapacaksam genel anesteziyi tercih ederim ama hem hastanın isteği hem de göz kapağın içinden olmayan bir alt göz kapağı ameliyatı tercih edildiğinde lokal anestezi ve sedasyon dediğimiz böyle hastanın bir miktar hafif sakinleştirici ile birlikte ameliyat edilmesi mümkün. Ama transkonjüktival dediğimiz göz kapağın içinden yapacağımız bir ameliyat tercih edersek, onu hastamıza uygun görürsek o zaman da genel anestezi tercih etmek mümkün. Daha doğrusu genel anesteziyi tercih etmek lazım bence. İyileşme süreci dedim. İyileşme süreci genelde bana başvuran hastalarıma bir hafta kadar istirahat etmenizin kendileri için iyi olduğunu ifade ediyorum. Bir hafta sonrasında hem çalışma ortamına hem sosyal ortama dönebileceklerini ama ameliyata bağlı ödem ve şişliklerin bir miktar daha özellikle ilk bir ay içerisinde belirgin olabileceği sonrasında hızlı bir şekilde iyileşme periyoduna girilip işte oturması süreci dediğimiz tam istediğimiz formu alması dediğimiz sürecini birkaç ay süreceğini hastalarıma belirtiyorum. Kabaca bunları söyleyebilirim göz kapağı estetiği hakkında.